Şimdi öncelikle annen de seni çok seviyor. Orada bir hemfikir olalım. Ama kadının da kaç yaşına gelmiş bu yaştan sonra da fikirlerini değiştiremeyiz değil mi? O yüzden... Asla. O yüzden bence... biz bu düğün olayını yapmak zorundayız gibi geliyor bana. Nasıl yani ya? Murat, sen şimdi sırf benim için bunu yapacak mısın gerçekten? Sence başka çaremiz var mı yani? Keşke olsaydı da bu oyunu başka türlü devam ettiriyor ya da... Birini bekliyorsun. Anne. Basit. Kesin basit. Anne. Kesin anne. Anne beni öldürürüm. Senin kaçtığını öğrendi. Yok öğrenmedi. Sak. Oraya giremezsin. Giremezsen onu al. Nereye saklanır? Git kapıya açsın. Geç. İyi misin? Kapat. Rahat mısın? İyiyim. Tamam rahat. Geldim. Anne. Anne. Bana her şeyi anlatacaksın Murat. Beni ikna edeceksin. Bu yıldırım nikahının niçin gerekli olduğunu bana anlatacaksın ve beni ikna edeceksin. Yani ikna olmak için bir sebebe ihtiyacın var öyle mi? Evet. Şimdi sana çok harika ve geçerli bir sebep söyleyeceğim o zaman. Söyle. Asla itiraz ve inkar edemeyeceğin bir sebep. Dinliyorum. Hem de sen bunu çok iyi biliyorsun. Bunun sebebi aşk. Aşk mı? Ah. Ah delireceğim. Ay yok delireceğim. Aşkmış. Hangi ara Murat? Ne zaman oldu bu aşk? Bu kız sana yıldırım nikah kıydıracak kadar kendisini nasıl ve ne zaman aşık etti acaba? Belki de sen bu söylediklerimi duyduktan sonra bana çok büyük hak vereceksin. Dinliyorum. Aslında her şey daha yazın bizim orada işe başlamasından önceydi. Yine aynı hikaye. O gün o bankadan sadece hesaptaki karışıklığı çözerek çıkmadım. Aşık da olmuştum. Allah, bundan daha sıkıcı ve daha bunaltıcı bir hikaye olabilir mi acaba? Olabilir mi acaba? Sonrasında yaz benim hesabımda bir karışıklığa sebep oldu. Ben de onu şikayet etmek için müdüre doğru ilerlerken beni kolumdan tuttu. Ah, revize gelmiş. Ve hatamı telafi etmek için size bir yemek ısmarlayabilir miyim diye sordu. Ben de bunu kabul ettim. Hemen o akşam yazın mesai çıkışında buluştuk. Ben beni aramazsın diye düşündüm deyince... bizde söz namustur dedi. Etkilendim. Ben öyle konuşmam ki. Restorana doğru ilerlerken karşımıza küçücük minnacık bir tospik çıktı. Tospik mi? He, tospik. Kaplumbağa mı demeye çalışıyorsun? Yok, kedi. Ya. Yavru muydu? He, yavru. Ay aşkım. O da aynen böyle söyledi işte. Aşkım. Diyerek aldı ufaklığı, bastı kucağına. Ay Murat. Murat sana inanmıyorum. Yukarıda başka misafir mi var? Başka bir bebek daha mı geliyor? Hayır şey yani. Televizyon. Vallahi bu çocuğa helal olsun. Sonra? Restoranın önüne geldiğimizde teşrifatçı bizi durdurdu. Kusura bakmayın, hayvanla giremezsiniz dedi. Yaz. Nerede hayvan? Siz buna hayvan demeye utanmıyor musunuz? Kucağımda oturur küçücük şey zaten.
gözlerinden ateş saçarak ufaklığı kucağıma verdiği gibi restoranda fırtına estirdi. Bu tospik burada karnını doyuramıyorsa hiçbiriniz doymayı hak etmiyorsunuz diyerek masadaki tabakları yere çarptı. Kucağımda yavru kedi, elimde yazın o sıcacık merhametli eli sahile kadar koştuk. Bravo! Yaşasın merhametli deli kız! Yaşasın hayvanseverler! Sonrasında beni ellerinden tuttu. İkimiz restorandan koşarak kaçmaya başladık. Açık bir marketten ufaklığa mama aldık. O mamasını yerken biz deniz kenarında simitlerimizi yedik. Bana dönüp özür dilerim, akşamını da mahvettim. Ama bunu da telafi edeceğim. Derken ben hayatımın en huzurlu anında en lezzetli simidini yiyordum. Yuh. Bu kadarı bende bile yok. O gece yaza aşık olmuştum. Ay tamam be. Merhametliymiş falan. Anladık. Ama ben bunların hiçbirisini yemiyorum. Eğer o kız hamile olmasaydı, değil ben o kızı ailemize gelin diye sokmak onun sokağından geçmezdim. Sen kimsin? Sen kimsin? Vallahi bak sinirleniyorum. Değil senin o büyük aşkın, o Emine Hanım'ın çat 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 havaya ateş açmaları falan. Hiçbir şey. Asla ve kat'a beni bu evliliğe ikna edemez. Siz ikiniz de o kızın karnındaki o günahsız bebeğe dua edin. Dua edin, benim bebeklere, çocuklara zaafım var. Anladın mı? Anladım tabii ki anneciğim. Al bak. Ne? Kayınvalidenin bize öngördüğü liste. Hashtag düğün alışverişi Karadeniz'de pek modaymış. Bunların hepsini biz mi alacağız? Ya. Nereye? Müsaade edersen tuvalete gidip yüzümü yıkayacağım Murat. Sinirden ateş bastı çünkü. Gel. Abi anneciğim gel. Ben sana şöyle. Kızacak ya sen ateş bastı. Anne. Allah Allah. Anlamayayım annem. Oh. Konuştu be, çar ölüyordum içeride. Kuru ben olunca böyle azarlamak, ona söyle benimle uğraşmasın. İpek ablam nerede? Abi abla. İpek abla alt tarafa mı konuldu? Sus. Bırak. Sen neler anlattın öyle ya? Vallahi ağzım açık dinledim. Vallahi ben de anlamadım yani. Böyle bir başladım mı devamı geliyor, tren gibi tar yalan söylüyorum. Artık içinde bulunduğumuz durumdan mıdır nedir? Kusura bakma ya. Benim yüzümden sen de profesyonel yalancı oldun. Sen söz müzik yazmayı bırak. Direkt dizi film yaz. Daha iyi. Benim yüzümden annenle de aran açıldı. Çok özür dilerim. Sen sıkıntı etme ya, ben kapatırım orayı. Düğün de sen merak etme tamam mı? Vallahi bak ödeyeceğim hepsini sana. Ama önce senin bir harcama yapman gerekiyor. Sen o harcamayı yaptıktan sonra ben sana hepsini ödeyeceğim. Ödeyeceğim, nasıl ödeyeceğim? Düğünde takılan altınlarla zaten altın fırlayıp duruyor. Vallahi kâr bile edersin. Bir nevi ticaret. Aldım verdim. Hadi görüşürüz. Peki benim sana olan duygularım ne olacak yaz? Onlar ne zaman kâra geçecek?